Nuray Hanım telefon attığında Mahir'in annesi. Nuray Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Esra Hanım. Buyurun. Esra Hanım. Bir şey diyeceğim. Benim oğlum annesine orada... Hiçbir şey bilmiyorum Esra Hanım. O adam da benim oğluma söylesin. Benim kardeşim, benim oğullarımın ikisi, benim kaynımın çocuğu, hepsi de bir ben bu kaçtıktan sonra ne anasını aradım, ne babasını aradım, ne bunu aradım. Nuray Hanım, bir dakika, herkes sussun. Nuray Hanım, yanlış sularda yüzüyorsunuz. Yanlış yerde yüzüyorsunuz, yanlış cümleler kuruyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç kimse, sana da söylüyorum, Mehmet'i tehdit edemez. Ediyorlar ablacığım, görüyorsun. Hiç kimse tehdit edemez. Bu kadar incileriniz bir arga sözle dökülmesin. Rica ediyorum sizden. Anne, beni bir dinle. Siz bir dakika susun. Nuray Hanım, önce soruma cevap verin. Ben elması kabul ediyorum dedikten sonra, olay medyaya yansıdıktan sonra ben reddediyorum dediniz mi? Esra Hanım, ben kesinlikle kabul etmedim. Kesinlikle kabul etmedim. Sizin hakkınızda... Kesinlikle kabul etmedim. Sadece bana benim oğlum bekar anne dedi. 2-3 gün... Ben oğlumu yıkmadım, kırmadım. Oğlumun yanına gittim. Oğlumu gördüm. Ama benim eşimin bu işlerden zerre kadar haberi yok. Ben bunu diyorum. Bir de bu adam, ben hiç gitmiyorum Elmas'ın kocasını. Kesinlikle tehdit etmiyorum. Ama biraz önceki cümleniz tehdit. Kardeşlerim, oğlum, hepsi de... O zaman önce oturup lütfen oğlunuza terbiye verseydiniz. Senin oğlun benim yuvamı dağıttı. Niye zorlandın? Ya kalk ya sağa çıksın. 3 yaşındaki bebeğin hesabını kim verecek? Niye zorlandın? Size kocanız sahip çıkabilir mi ya? Kadınlara başka biri sahip çıkabilir mi? Herkes kendinden sorumlu. Kim kime sahip çıkacak? Baba anlamayın. Ben... Ne kadar güzel. Sahip çıksalardı diyor Elmas. Ben çıkmak istiyorum Esra Hanım. Yani seçim senin seçimin. Sanki Mehmet sana halkalar, zincirler, prangalar vursa bunları olmaz gibi davranıyorlar. Çok hızlı kararlar veriyorsunuz. Çok hızlı hareket Esra ediyorsunuz. Esra Hanım, hepsine şikayetçiyim, hepsine davacıyım, hepsine mahkemeye vereceğim. Elmas Hanım, bu tavır tehdit ediyorlar, beni dışarı çıkalım. Aynı şekilde biz de. Bir dakika. Madem namustan bahsediyorsun. Mehmet Bey susun. Benim namusum peşine gelin. Mehmet Bey susun. Bu şekilde küfür edemezsin. Bir karşındaki bir bayan. Yeni mi? Karşındaki bir bayan küfür edemezsin. Hayır, ailesi biliyor. Beni de kabullendi. Küfürlü konuşamazsın. Senin karşındaki bir bayan. Mahir Bey sessiz olun lütfen. Suçu olmayan bir bayan senin karşındaki. Sessiz olun Mahir Bey. Söz hakkı vermeden kullanmayın. Söyleyin Hülya'm. Sorun. Az önce Esra Hanım sorduğunda ailesi haberi var. Ailesi de beni kabul etti dediniz ama Nuray Hanım tam tersini iddia ediyor. Tavırları şimdi mi değişti? Şimdi değişti. Küfür ettikten sonra değişti. Hiç önemli. Mehmet'le alakası yok kardeşim. Seni baştan kabul ettiler mi? Evet. Gelin olarak başımıza taç ederiz dediler mi? Zaten şey... annemle Elmas iki gün bir sefer görüştü. Başka da görüşmedi zaten. İki kere gördüm zaten. Mikrofonunuzu yaklaştırın. İki kere gördüm zaten. Seni kabul ediyoruz dediler. Yayına çıktıktan sonra Nuray Hanım sizi red mi etti? Benim kendime öyle bir şey söylemedim. Mahir'e de söyledim. Evli olduğunuzu biliyorlar mıydı? Esas mesele bu. Evet. Ama hayatım niye o zaman değişiyor fikirleri ya? Nuray Hanım evli olduğunu bakın biliyormuş. Siz biliyor musunuz bunu? Ben söyleyeyim avukat hanım. Ben söyleyeyim sana. O gece bunlar gittiler. Ertesi gün ben 2-3 gün sonra evli olduğunu duydum. Ama kesinlikle kabul etmedim. Sadece ne oğluma hayır. Bıraktıracağım diye onun peşindeydim. Sadece bıraktıracağım diyordum onun peşindeydim. Hayır gayet bu adam benim oğluma benim bana nasıl söver? Benim ya bırakın Nuray Hanım bırakın onları. Bana nasıl söver o adam bana niye söver? Mevzu siz değilsiniz. Bakın mevzu siz değilsiniz.
Siz değilsiniz konu. Günaydın Kara. Lütfen konuyu başka bir yere saptırmayın. Konu siz değilsiniz. Ama şunu da söyleyeyim. Hiçbir olayı, hiçbir davranışı, bir hareketi yaparken bir kendimizi ve aile üyelerimizi üzmeyecek ve incitmeyecek şekilde yapmalıyız. Tüm bu olayların buraya gelmesinin bir sebebi varsa sizin oğlunuz. Elmas'ın tarafında olayların buraya gelmesi sebebi varsa onun da sebebi Elmas. Herkes normal 13 Mayıs akşamında herkes günlük hayatına devam ediyordu. Bir de ayıp ayıpsa kapalı kapılar arkasında da ayıptır. Toplum duyduğu zaman da ayıptır. Evli bir kadını gelin olarak kabul edip eve alıp onunla konuşmaya devam ediyorsanız da ayıptır. Hayır annem o şekilde. O zaman, Elmas yalan söylüyor. Hayır avukat hanım. Hanginiz doğru söylüyorsunuz? Ben bir konuşabilir miyim? Tabii Mahir. Annem şu şekilde bak ben size durumu izah edeyim. Annem ilk kaçtığı zaman 1-2 gün bekar biliyordu. Hı hı. Ve o 1-2 gün içinde annem bizle konuştu telefonda ve konuştuk. Ve ondan sonra Mahir, annem... Mahir şunu araya gireceğim. Sen evli olduğunu söylemediniz değil mi? Zaten annemle biz 2 gün konuşmadık. 2-3 gün konuşmadık ve 2-3 günün sonunda annemle biz telefonda irtibata geçtik. Hı hı. Ve anneme biz o şekilde o zaman hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü yüz yüze geldiğim zaman her şeyi kendim anlatacaktım. Ve annem de zaten evli olduğunu bildiği öğrendikten sonra annem hiçbir şey demedi. Sadece ben hissediyordum bunu. Sadece annemin hedefi şuydu. Ben bunları nasıl ayırdım? Ben bunu biliyordum. Annem o yüzden sustu. Peki, o yüzden sustu. Annem o yüzden sustu. Bak peki, annem Nuray o yüzden Hanım, sustu size, Esra Hanım. Peki Elmas'ı bekar olarak tanıttı mı? Ya da boşanmış, hiç evlenmemiş gibi tanıttılar evet, mı? Evet. Hayır. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Hayır, bekar dedi mi? Sadece kız dedi bana. Evet, kız dedim anneme ben. Yani hiç evlenmemiş bir evet, şey evet, anneme ben o şekilde dedim. Evet, doğru, anneme peki, o şekilde dedim. Evlenmedi bunun... dedim çünkü yüz yüze gelme... Annemle yüz yüze geldikten sonra anlatacaktım ben bu konuyu. Tamam, siz bulunduğunuz mahallede Elmas'ı tanıyor muydunuz? Hiçbir konuşmuşluğunuz hayır, var mıydı? Hayır, Esra Hanım. Ben hiç kimseyi tanımıyorum Esra Hanım. Ben onu hayatta tanımıyordum. Tamam, bak Elmas diyor ki... Ben daha hiç evlenmemiş biri diye bahsettikleri için tamam dedim diyor. Tamam. Ama sonrasında evli olduğunu öğrendikten sonra benim tavrım değişti diyor. Tamam kadın benimle beraber geldi, çay içti, oturdu, sohbet muhabbet dedi biliyor. Hayatım senin evli olduğunu bekar ve aynı mahallede biliyordu. Oturduğunuzu Elmas, annem biliyor senin mu? Bekar olduğunu biliyordu o tamam, sıra. Tamam bekar olduğunu biliyormuş. Bana da evli olduğunu biliyorum diye söylemişti. O Mahir. Zaman Mahir bir yalan söylüyor. Bir dakikaya kim bak aşkım sen telefonda bekar dediler tamam dedi. Sonra geldi. Bana demediler. Kime dediler? Mahir söylüyor ya ben ona anneme Elmas'ın bekar sen bu hanımefendi bir araya geldiğinde. Tamam. Kızım sen evli misin dedi mi sana? Hayır. Hayır ben sormadı. Evliyim dedin mi ona? Hayır. Benim çocuklarım var dedin mi? Sormadı hayır söylemedi. Sormadı. Peki o gece biz 13 Mayıs'ta ya biz de sizin bilmem şu kadar uzağınızda oturuyoruz ben de bu mahalledenim dedin mi? Hayır. Hiçbir şey söylemedi. Hayır. O sadece senin görüntünü gördü. Evet. Biz birbirimizi seviyoruz dedin. O durumda bu kadın masum. Annemin suçu yok zaten Esra Hanım. Annem bilmiyor ama zaten. Biz var, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sen şimdi onun karşısına geçip ya ben de işte 13 Mayıs'ta çocuğu da 3 yaşındaki çocuğu çıktı, da bıraktım. Kendini ifade kaçtım edemiyor. Dediğinde olsun kızım hiç önemli değil. Biz seni gelin kabul ediyoruz dediğinde 200'lü olurdu. Annem hayır, bak şey Elmas orada... Hayır Esra Hanım kesinlikle böyle bir şey demedim ben annem onlara. Kabul etmiyor zaten. Annem orada Elmas kendini ifade edemediği için anlatamadı ve ben buraya çıktım. Anneme biz bunu inkar etmiştik. Yalan ve annem söylediniz. Sonradan öğrendikten sonra sadece benim yüzüme gülüyordu. Sebebi Mahir şuydu. Ben Mahir'den nasıl bunu kurtarırım? Yalnızca telefonda konuşmamışlar bak bir araya gelip çay da içmişler. Siz onu da kabul etmiyordunuz. Kim kabul etmiyordu? Siz kabul etmediniz. Telefonda konuştular dedi. Elmas Hanım bakın ben doğruyu söylüyor. Ben annesiyle telefonda görüşmedim. Ha? Mahir annesiyle telefonda görüştü. Ben annesiyle telefonda görüşmedim. Ay o zaman bak anne de farklı söylüyor. Yalnızca ben onunla telefonda konuştum diyor. Karşılıklı oturmuşsunuz Nuray Hanım. Hayır ben size telefonda görüşmedim. Annem geldi yanımıza. Annem bizim yanımıza geldi. Avukat hanım beni bir dinler misin? Tabii buyurun dinliyor. Ben sana söyleyeyim. Ben o 2-3 gün bunu bekar biliyordum. Ben oraya gidince öğrendim bunu ama oğlumun yüzüne baktım durdum. Çünkü bunları nasıl ayırmam gerektiği onu düşünüyordum. Ben bunları ayıracaktım. Ben bunlara yapacaktım bir şey. Ama bunlar benim... Benim oğlum bekar. Oğlum Mahir bunun yakasını bırak dedim. Kendine yakışan yap. Allah'ın sürekli oradan çık. Neden? Allah'ın altına vurgun olur.
benim çocuğum. Esra'nın ben çıkabilir miyim? Bu iş, çıkma. Bu iş, Nuray Hanım, niye oğlunuzun yakasından düşsün? Nuray Hanım, niye oğlunuzun yakasından düşsün? İstemiyorum çocuğum. Hayır, neden oğlunuzun yakasından düşsün? Eşim istemiyorum Esra Hanım. Siz istemiyorsunuz ama oğlun kaç yaşında? Hocası bana şuur desin. Mahir Bey, alın dışarı çıksın. 29 yaşında kendi kararlarını verebilen bir Mahir var karşınızda. Verdi kararını ama çok yanlış verdi Esra Hanım. Anne tamam anne. Benim oğlum kararını çok yanlış verdi. Onun 30 yaşında abisi var evde. Kimse yok sürütüyordu ekip arkadaşlarımda. Benim oğlum beni yıkadılar. Ben sana duyacağım. Benim oğlumun beni yıkandı Esra Hanım. Ben 2 yaşında bir kadınım. Ben gidip çalıştım Esra Hanım. Benim oğlum ben işten gelince bana yemek hazırlamış. Bana vurmuş bir evladıdır. Benim oğlum 3,5 ayın içinde benim oğlumun beyni yıkandı, dertti gitti benden. Anne öyle bir şey yok. Ben böyle bir yerlerine çıktım ve konuştum. Ama oğlumun sebebini tam izlemedim, çıktım ben bu yayına. Daha başka hiçbir şey duymayan ben Esra Hanım. Oğlum bunu bırak. Sen üzere bunu diyor. Kazan bir sürü çocuğum sen. Ben sana hiç bahsetmeydim yani. Ben sana hiç bahsetmeydim yan çocuğum. Tamam anne konuşacağım ben seninle. Ben konuşacağım sen bunu bırakacağım çocuğum. Ailesi de gelmiş. Allah'ın dört kralı tamam ben seninle bırak. Anne ben seninle bırak. Konuşacağım. Ha, annen bir son bırak çocuğum. Ayakları ağzına vurmak olur çocuğum. Tamam anne ben seninle konuşacağım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben seni arayacağım. Ben seni birazdan arayacağım anne. Çocuğum. Tamam anne ben seni arayacağım. Tamam kapatacağım Esra Hanım çok kusura bakma. Hayır ben kusura şimdi bir anne olarak sizin yerinizde kim olsa aynı serzenişi yapar bir an önce oğlunu kazanmak böyle bir hatadan geri dönmesini ister ama şuna hep şaşırıyorum hani Nuray Hanım sizin nezdinizde herkese de söylüyorum. Şimdi bir olayı ya da bir yanlışı sadece siz biliyorken ona yanlış denmiyor, denilmiyor. Ama herkes öğrendikten sonra onun yanlış olduğu söylenince evet bu yanlışmış diyorlar. Bu bana her zaman garip geliyor bu programda. Söyleyeyim ben sana. Benim oğlum geç geliyor. Geç geldi Esra Hanım, çok geç geldi. Ama ne olduğunu anlayamadım. Oğlum sana bunu yedirdim. Ben bunlar gelene kadar pencerenin ağzında oturan bir bayanıdım. Ben oğlum sana ne oluyor? Senin sıkıntın ne? Gidiyorum zaman anne arkadaşlarımla takılıyorum. Anne arkadaşlarımla geziyorum dedi Esra Hanım. İnan ki böyle dedi. Benim oğlum ben böyle bir şeyde olduğunu bileydim. Şimdi de verdim yine yakasını bırakmazdım Esra Hanım. Hangi anne evladından bir yola düşmesini ister? Hangi annesi Esra Hanım? Ama bu da oğlunuzun seçimi. En başından beri biliyor Elmas'la ilgili gerçekleri. Sen onunla tanıştığında... Anne beni bir dinler misin? Anne beni dinle mi oğlum şöyle. Tamam bak sen bir sakin ol. Bak sen bir sakin ol. Ben seninle görüşeceğim. Bak dinler misin beni? Tamam. Ya küfür edebilir. Tamam. Tamam beni bir dinle. Sen bundan suç duyurusu yapabilirsin. Çünkü karşısındaki bir bayan, bir erkek bir bayana küfür edemez. Bak bunu biliyorsun. Bunun suçu var. Tamam ben suç bir şey yaptım ama sana küfür edemez bu. Zaten bırak bunu o düşünsün. Bunu herkes duydu. Bu suçlu bir kere. Küfür etmeyecek. Karşısındaki bir bayan. Ne olursa olsun benle itibata geçecek. Zaten bayanla suçlu. Geçmeyecek. Esra Hanım bana diyor ki kimseyi tehdit etme diye. Ben tehdit etmiyorum. Ben senin zaten... Ama tehdit ettim. Hayır şimdi Nuray Hanım. En başında tehdit ettiniz. Olmaz. Anne beni bir dinler tüm misin? Tüm bu olay, Mahir sana da söylüyorum bak. Tüm bu olayların içerisinde sanki hiçbir şey yokmuş gibi herkes kenara çekilip olayı evet, Mehmet annene küfür et diye getirirseniz kardeşim. Hayır sizi, Esra Hanım. Hayır bu, Esra Hanım öyle bir şey bu yok. Bu olaydan çünkü, çıkamazsınız. Hanım, rica şöyle... ediyorum. Mahir Bey aslında o kötü davranış ve kötü sözler size yönelikti. Annenize değil. Oradan olayı çarpıtmayın. Bu yanlıştan o diğer yanlışla çıkmaya da çalışmayın. Hayır hayır öyle bir şey. Beyefendinin tavrı size karşıydı. Hülya. Şimdi anneniz buradaki hanımefendiye sesleniyor. Diyor ki oğlumun yakasını bırak.
Siz annenizle aslında irtibat kurmanız lazım. Buradaki Elmas Hanım'la bir bağlantısı yok. Siz annenizle iletişim kurun. Ben seviyorum, vazgeçmeyeceğim deyin. Ya da ben anne bırakıyorum deyin. Elmas'ın burada bir şeyi yok ki annenizle. Annemin hiçbir suçu yok. Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Sabah benim ailem yayına gelmeye çalışmış. Ama suçlu burası oluyor işte bak. Elmas sanki sizi almış, o gece evden kaçırmış. Evet. Sizi kandıran Elmas gibidir diyor. Öyle değil mi Elmas Hanım? Hayır öyle bir şey yok. Elmas'a bu ikimizin kararı buydu aslında. Ailesini bilmediğiniz, yalnızca telefonda konuştuğunuz kişilerle bakın muhatap olduğunuz sonuç bu. Siz kaçırdınız beyefendiyi. Buyurun. Hayır Elmas'la biz zaten yüz yüze görüşüyorduk. Böyle yan yana gelmiyorduk ama ben yolda geçerken Elmas'ı görüyordum zaten. Elmas kendini ifade edemedi orada. Hiç görmedim dedi. Hiç siz annenize Mehmet Bey çıkın lütfen. Mehmet Bey çıkın lütfen. Çıkın dışarı rica ediyorum. Çok haklısınız çıkın ama üslubunuz yanlış. Rica ediyorum. Şimdi anneniz bu ilişkide direkt Elmas Hanım'ı suçluyor. Hani sizin aklınızı çeldiğini, sizi kandırdığını hayır, söylüyor şey ama gerçek şudur. İkiniz de, sen kaç yaşındasın? 27. 27, sen 29 yaşındasın. Evet, artık efendim. Hayat görüşünüz olan, dünya görüşünüz olan, kendi değerleriniz olan, arzularınıza, isteklerinize yani ket de vurabilecek, sınır da koyabilecek ya da sınırsız yaşayabilecek insanlarsınız. Evet, evet, bu evet. Kararı siz ortak verdiniz değil mi? Evet, evet bu karar yani, Esra Hanım bu karar ikimizin. Heh. Hani sadece tek taraflı değil. Hani Elmas beni zorlayıp gideceğiz, şunu yapacağız demesiyle alakası yok. Bu karar ikimizin kararı. Yani sen bunu yaparken ailenin sana verebileceği tepkileri düşünerek bu hareketi yaptın. Evet, kararının her şeyi, arkasındasın. Evet, ben her şeyi göze almıştım Esra Hanım. O senin için yola çıkarken evladından vazgeçmeyi göze aldı. Kararın arkasında mısın? Ne konuda? Evladından vazgeçmeyi ben göze aldı. Ben evladımdan vazgeçmedim ki. Ama şu var yani o çocuk yok. Şu var evladından vazgeçtin ama. Tamam öyle olsun. Tamam evladına tüm bu sonuçları yaşayabileceğinizi düşünerek mi hareket ettiniz? Evet. Yani yoksa toz pembe bir hayal miydi? Yok toz pembe bir hayal değildi. Bu saatten sonra sizin yapmanız gereken kendi ailenizle iletişimi sağlamak. Yani kendi ailenizi, aile üyelerinizle zor durumda ve zor şartlarda bırakmayın. Anlaşmalı boşanma konusunda ortak bir karar verirseniz Mehmet Bey'le sizi bir araya getireceğim. Oturun konuşun. Esra Hanım bir tamam şey söyleyebilir miyim? Elimden geleni Esra yaparım. Hanım, yardımcı olmaya çalışırım. Çocuğunu getirdim. Orada görebilir mi? Alsın çocuğunu. Ben ne yapayım? Alsın çocuğunu. Ben bakamıyorum. Getirdim. Çocuk orada kantinde bekliyor. Tamam. Alırım çocuğumu. Çocuğu da almak istiyor. Teşekkür ediyorum. Babası bensem şey yapsın. Gelsin velayet davası açsın. Ben buradayım. Çocuğumun arkasındayım. Ama anneye çocuğu teslim mi ediyorsunuz evet, Mehmet Bey? Evet teslim edeyim ablacığım ben suç içtim. Çocuk benim üstümde de hiç kalmıyor. Şimdi şunu da söyleyeyim ilk kez ekranı yeni açanlar için. Normalde çocuğun soyadının yeni gün olması gerekiyor. Ama daha öncesinde bu evlilik birliği bir boşanma süreci olduğu için dolayısıyla demir soyadını taşıyor. Resmi kayıtlarda çocuğun babası Mehmet Bey gözükmüyor. Evet. Ama çocuğun biyolojik babası gerçekte kim? Mehmet Bey. Mehmet Bey tamam. Ben diyor. DNA testini yaptırsın ablacığım ben buradayım. Çocuk benim salırım çocuğumu. Anladım. Peki. Elmas seni buradan alacak ekip arkadaşlarım.